İlk yarışmacımızı alıyorum. Zeynep'ciğim, seni podyuma alalım. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Gördüğün gibi her zamanki gibi muhteşemim. Anlat bakalım, kendinden bahset bize biraz. Ben Zeynep Bilur Uludağ, 32 yaşındayım. İki kız annesiyim. Maşallah. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Modaya gönül veren, sizlerin yolunda ilerleyen, bunu severek yapan biriyim. Buraya da bunun için geldim. İddialıyım. İnşallah önümüzdeki günlerde de sizlere de göstereceğim. Modacı mı olmak istiyorsun? Modacı olmak istemiyorum ama stil danışmanı gibi bir şey mi? İyi giyinmek istiyorum. Yani kendi stilimi her yerde yansıtabilmek istiyorum. İnsanlar gördüğü zaman, aa evet bu Zeynep'in stili diyebilmeliler benim için. Böyle mi? Böyle hocam. Tamam. Zamanla buraya ne arkadaşlarımız geldi. Gerçekten çok kötü geldiler. Ve de sen bu yarışmada olmamalısın dediğim arkadaşlarımız zaman içerisinde o kadar çok güzel öğrendiler ki. Çünkü doya doya moda aynı zamanda bir okul gibidir burada verdiğimiz nasihatler ve doğru bilgiler. Ve senin burada olmaman gerekiyor dediğimiz arkadaşlarımız şampiyonluklarla ayrıldılar. Onun için şu anda hani olabilecek hiçbir şeye şaşırmamam gerekiyor. Peki, fiyatlarını rica edebilir miyim? Ayakkabım ve çantam 300 TL, elbisem de 700 TL. İndirim aldın mı? Evet, çok pazarlık yaptım. Bayağı pazarlık yaptım. Şimdi 1000 liraya bu kombini al. Aksesuarın? Aksesuarım yok hocam. Zaten çok taşlı şeyler tercih ettiğim için çok fazla boğmak istemedim. Aksesuarsız olur mu? Param da kalmadı. Hepsini bak, onu öyle söyle hocam. Son 300 TL'mi de ayakkabı ve çantaya verdim. Hatta daha fazla tuttu. 600 küsür tuttu ama artık yani böyle kolundan tutup sürükleye dedim ki ben bunu alacağım dedim. Bugün ilk günüm, ben böyle gidemem dedim. Ama bence elbisede biraz daha pazarlık etseydin. Aksesuarsız kadın mı olur ayol? Susamsız simit gibi, o ne öyle? Mümkün değil öyle bir şey. Onun için aksesuar muhakkak olması gerekiyor. Bir küçük pırıltılı minik bir küpe bile olsa. Çünkü bu makyajınıza, bu saçınıza, ki ben görüldüğü gibi aksesuar çok fazla sevmeyen bir kadınım. Ayıptır söylemesi. Hiç. Onun için aksesuardan bir kere bir puanın gitti. Ben seni, arkadaşlarımı bilemem ama ben seni 4 üzerinden değerlendireceğim. Çünkü eksik gelmişsin. Eksik geldiğiniz her bir parça için birer puan ben kırarım. Bir döner misin? Tabii ki. Aslında elbisen güzel. Beyaz her zaman parayı alır. Beyaz her zaman tokat dağıtır ama çok da tehlikelidir. Çok da dikiş hatası gösterir. Maalesef ki dikiş hatalarıyla dolu bir elbise ama tabii ki bu sizin suçunuz değil. Yani çünkü bu bir hazır elbise. Ama bildiğiniz gibi ve izleyenlerimiz de gördüğü gibi arkada bir atölyemiz var. Orada herhangi bir tadilat veya bir müdahale yaptırttın mı? Hayır hocam. Peki niye yaptırmadın? Mesela ben sağ göğsünün üzerindeki buradaki bu potları niye görüyorum? Orası dikili mi? Şunlar? Hocam dikili değil ama yaka kartım olduğu için aşağıya çekiyorum. Ondan bahsetmiyorum. Böyle. Sağ göğsünün üzerinde tam şuranda aşağısında indir elini. Çıkart elini. Yukarı bak şimdi. Beni takip et. Böyle çıkart. Hayatım sen kumaşı atıyorsun. Heh. Hocam. Tamam şurada. Orası bak. Tam şurası durduğu yer. Orada ne var? Hocam şey var içinde. Gelir misin bir yanıma? Sanki ütüsü mü bozuldu? Şey çekmiş içine. Hayır, burada bir punto var. Ha, üstüne zikzak atmışlar. Dikiş atılmış, evet. Pillilerin dikiş atılmış. Keşke, işte mesela burada kartın olduğu için geçebilirsin. Orada kartın olduğu için gözükmüyor. Bak arkası elbisenin önünden daha güzel duruyor. Ben elbisenin havasını sevdim ama kötü dikişinden dolayı tabii ki bundan puan kıramam. Genel havanı sevdim. Fakat senin bence mini elbise çok giymemen gerekiyor. Daha uzun ve daha diz kapağının altında elbiseler tercih etmen gerekiyor. Eğer mini elbise giyiyorsan ve mevsime müsaitse, şimdi yazlık da kullanılabilecek çizmeler var biliyorsun. Bence diz üstünde çizme olması gerekiyor. Çünkü mesela ne var? Neremiz inceyse oramızı açacağız. Veya neremizde bir en ufacık, sen çok güzel bir kızsın. Ama
Ben mesela ayakkabını, ayaklarını çok beğendim ancak bu şekilde sevemedim. Tamam. Bu kadar. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Hoş bulduk hocam. İlk önce kısa kısa bilgiler geliyor sizler hakkında. Ben senin evli ve iki çocuklu olduğunu bilmesem şu an karşında yeni bir gelin görüyorum. Onu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Hepimiz çok heyecanlıyız ama birazcık bu giydiğin kıyafetin rahatlığını da, o duruşu da, o taşınması gereken ruh halini de lütfen gösterebilir misin? Yani şu an stüdyoda olduğunu unut ve gideceğin mekandaki ruh haline bürün. Tamam hocam. Yeni gelin görmek istemedim çünkü... Buyurun lütfen. Aslında hayatımın hiçbir anında yeni gelin olamadım. Neden? Olamadım yani, hiç o karakterde bir insan değilim. Yani hiçbir zaman böyle hani durayım falan. Ama bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Ve karşımda 4 tane inanılmaz jüri üyesi var. O yüzden bugünlük beni mazur görün. Ama ilerleyen günlerde ne kadar iddialı bir yarışmacı olduğumu göstereceğim. İddialı olacağına inanıyorum. Ama şu an iddialı olduğunu göremedim. Hocam bugünlük heyecanıma verin. Kesinlikle. O yüzden çok heyecanlıyım. Gerçekten bacaklarım titriyor bugün. Tamam, katılıyorum. O nedenle birazcık espri yapıp seni rahatlatmaya çalıştım ama başaramadım sanırım. Şimdi benim ilk gördüğüm şey elbisenin üzerindeki o fazla bolluk beni rahatsız etti. Ve kollarındaki sol kolun ve sağ kolundaki birinin açıklığı ile diğerinin kapalılığı arasındaki biraz simetrik hastası biriyim ben. İstersen yanıma gelebilirsen sana tabii gösterebilirim. Veyahut da ben de gelebilirim. Hemen göstereyim. Bence o tarafa geçin, biz de hepimiz görelim. Tamam, okey. Lütfen seni şöyle alalım. Baktığımız zaman bu kolun daha kapalı. Hı hı. Bu kolunda ki dekolteyi görebiliyoruz. Bana göre bunda birazcık daha bunun içeri girip... Şimdi o numarayı yaparsan zaten o yukarıdaki hacmi daraltıyorsun ve aşağısıyla daha proporsiyonunun daha düzgün olduğu gözüküyor. Onun için yaşasın. Çok doğru bir şey yapıyorsun. Şu anda çok daha güzel görünüyor. Evet, keşke öyle olsaymış ama değil. Gece dışarı çıkarken giydiğin kıyafetin gerçekten içindeyken kendini iyi hissediyor musun, hissetmiyor musun? Onu kontrolünü yapman gerekir. Çünkü askıdan alıp üzerine giyip çıkmak herkesin yapabileceği bir şey. Evet. Ne demiştin? Ben tarzımla anılmak istiyorum. Evet. Tarzınla anılmak istiyorsan askıdan aldığın gibi kıyafeti giyip geceye gidemezsin. O zaman çok sıradan olursun. Elbisedeki hataları, eksikleri görüp, şimdi zaten bunda bu simetrik olayını çok... Bir de bunu da biraz içeri alacağım ama gene aynı şeye geleceğim. Terzimiz var, atölyemiz var. Bu bolluk seni rahatsız etmedi mi? Rahatsız etseydi zaten öyle çıkmazdı. Evet, rahatsız çünkü bak buradaki bolluğuna bak. Buradaki bolluğa bak. Evet. Ve diyorsun ki tarzımla anılmak istiyorum. Böyle bir şey yok. Hocam ilk günü günah olmaz diyelim. Hadi diyelim. Nasıl bence başlarsan zaten öyle devam edersin. Ben Arap atı gibiyim, sonradan açılıyorum. Aa, Zeynep'e baksana. Vav, wow, laflara bakar mısınız? Zaten saçlarınızdan belli. Maşallah. Arap atı oldum hocam. Yok, biraz daha uzun olsaydı olabilirdi. Çok tepeden. Ve siyah ip var içinde. Onu da fark etmemişiz. Evet, onu hiç fark etmem. Evet, kumaşın içinde siyah ip var. Yani şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, size verilen özel bir atölye var. Yani buraya çıkmadan önce kendinizi ne kadar dikkatli kontrol ederseniz buradaki heyecanınız sıfıra iner. Yani burada böyle durmazsınız. Nereye gidiyorsun? Anama olayı olur yani. Var kaynanama da senin hocam. Doğru, kaynana. Ona gidelim. Kaynanama. Evet. Yani lütfen size tahsis edilen atölyemizi en iyi şekilde değerlendirmenizi rica ediyorum. Ayrıca de biraz bacaklarını açıp da böyle benim haddime değil. Estağfurullah hocam, olur mu öyle şey? Evet. Rica ederim. Varken sadece ben
görebildiğim kadarıyla. Sen de defile yaptın. Milanalarda kardeşim mankenleri yürüttün. Çok teşekkür ederim. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Çok teşekkür ederim. Mütevazilik yapma. Çok teşekkür ederim. Bir de son olarak bir kere daha dönebilir misin? Tabii ki. Okey. Halbuki fiziğin ne kadar güzel. Evet. Ben tenine bu rengin çok yakıştığını düşünüyorum. İnanılmaz. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar.